İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla canlı yayınla yine sizlerin karşısındayız. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumla birlikte sizlerin karşısında olacağız. Bu akşamki konuğum 2. Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ yeni olun, torununuz iyiyiz. Oldu. Allah analı evet. Babalı büyütsün. Bebek nasıl? Anne nasıl? Vallahi herkes iyi. Buraya gelmeden geçip bir gördüm. Öyle geldim. Hatta dedin ya bir aradığında bir 5 dakika geçmişti. Evet. Ne oldu, torun bırakmadı mı dedin. Yalan değildi yani, onu görmeye gitmiştim. Çünkü dışarıdaydım, Girne'de değildim. Evet, çok güzel bir şey. Çok farklı bir duygu. İlk torununuz sanıyorum. İlk torun ve gittikçe de bağlanıyorum gibi hissediyorum. İlginç bir durum aslında. Yani hep şeyi hatırlarım. Yani çocuğumuz olduğunda da çok sevinmiştik de o zaman daha gençtik. Yani tecrübeli değildik. Pek fazla farkında olmuyor mu doğru insan? Doğru, yani onlar büyüdükçe, yani çocuklar büyüdükçe biz olgunlaştık onlarla. Ama şimdi artık olgunluk safhasında bir küçük torun sahibi olmak daha farklı bir şey. Peki tekrardan hayırlısı olsun diyelim. Allah hepinize, analı, hepinize. Babalı, sağlıklı, sıhhatli büyütsün. Tüm Kıbrıslı Türk çocuklara, tüm dünya çocuklarına, tüm Kıbrıslı çocuklara güzel ve sağlıklı ömürler dilerim. Aynı dileklerinize biz de katılıyoruz. Sevgili izleyiciler, Sayın 2. Cumhurbaşkanımızla konuşacağımız çok konular var biliyorsunuz. Güney'de seçimler yeni bitti. Ülkemizde de kurultay tamamlandı. Yeni bir süreç başlayabilir. Tüm bunları ve bunun dışında da birçok konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendireceğiz. Programımıza başlamazdan önce birkaç küçük notumuz var. Öncelikle dilerseniz onları sizlerle paylaşalım. Ardından da programımıza başlayalım. Bildiğiniz gibi kurultay pazar günü sona erdi. Bitti. Sonuç çıktı mı? Bu sefer çıktı. Sayın Başbakan İrsen Küçük kurultayı kazandı ve başbakanlığa ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına devam ediyor. Kendisini buradan bir kez daha kutluyoruz. Sayın Ahmet Keşif yarış boyunca oldukça dik bir duruş gösterdi. Onu da ve yanında çalışan tüm arkadaşlarını da tebrik ediyoruz. Bundan sonra ülke için ve partileri için çalışmalarını diliyoruz. Her iki adaya da tebriklerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Pazar gün kurultay alanında tüm gün sizlerin karşısındaydık. Orada bizlere gösterilen ilgi gerçekten bizleri duygulandırdı. Tarafsız olduğumuz bilindiği halde, Ulusal Birlik Partili olmadığımız bilindiği halde, hiçbir partiyi tutmadığımız gibi, oradaki insanların bizlere karşı olan yaklaşımı bizi çok memnun etmiştir. Buradan bir kez daha ekranlar karşısında bizlere ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Ve programımıza başlamazdan önce de her zaman olduğu gibi SMS numaramızı sizlere iletelim. 4143'e dilediğiniz SMS'leri gönderebilir ve programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca arkadaşımın birazdan yayına vereceği Facebook ve Twitter hesaplarından da bizlere ulaşabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, kurultay bitti. Kurultayın hemen ardından bir kutlama çatışması başladı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı kutladı mıydı? Sayın Başbakanı kutlamadı mıydı? İşte Nikos Anastasiadis'i arayıp kutladı da bizim ülkemizin başbakanını neden arayıp kutlamadı? Öncelikle şunu sorayım. Protokol olarak bir cumhurbaşkanının bir başbakanı arayıp tebrik etmesinde bir engel var mıdır? Ha, yoktur. Tabii yoktur. Ki. Arayıp edebilirdi. Tabii ki. Üstelik de yani bir böylesine bir yarıştan sonra olunca etmesi lazımdı. Yani böylesine bir yarıştan sonra diyorum. Çünkü eğer bir yarış olmasaydı, yani örneğin tek aday olsaydı ya da yani açık farkla kazansaydı, çekişmeli bir yarış olmasaydı yani, o zaman unutulabilirdi bile. Ama böylesine bir gergin ve çatışmacı dönemden sonra kazanınca mutlaka bence Cumhurbaşkanı aramalıydı. Aramadı mı bilmiyorum. Yani basın arayıp aramadığını tam ifade etmiyor ama bilemiyorum. Yani bence aramıştır. Aramadı. Veya ertesi gün arayacaktı yani. Belki o anda aramadı da ertesi gün aradı. Olur mu? Olur yani. Peki siz Sayın Anastasiadis'i ya da Sayın Küçüğü arayıp tebrik ettiniz mi? Şimdi ben Sayın Küçüğü arayamadan o beni aradı. Öyle mi? Ve böylece tebrikleştik. O benim torunumu kutladı. Ben de onun seçimini kutladım. Başarılar diledim.
Yani ben aramadım o arada ama fark etmez yani. Sonuçta o aramasaydı ben arayacaktım. Anastasiadis'i yarın arayacağım. Yani bir o kutlamaları geçsin sonra arayayım dedim. Çünkü yarın herhalde ofisinde olur. Yani partideki ofisinde olur. Şeyde perşembe günü yani öbür gün and içme töreni var. Öbür gün meşgul olur ama yarın sanırım uygun bir gündür. Yarın kendisini telefonla arayacağım. Eğer bir sorun olursa ulaşmakta yazılı da olur ama herhalde telefonda daha iyi olur. Çünkü o hukukumuz var Sayın Anastasiadis'le. Peki. Doğru olanı herhalde aramaktır. Yani sorularımıza geçmezden önce madem ki o hukukumuz var dediniz, halkımız için de, bilmeyen izleyicilerimiz için de Nikos Anastasiadis nasıl biridir? Siyasi hayatında bugüne kadar Kıbrıslı Türklere yaklaşımı nasıl olmuştur? Halkımız nasıl bir Anastasiadis beklemelidir? Tabii ki beklemekle gerçek arasında fark oluyor en büyük ispatında. Bunun Hristofyas'ta gördük. Ama siz kendi bildiğiniz, tanıdığınız, edindiğiniz tecrübeler çerçevesinde Nikos Anastasiadis'e Kıbrıslı Türkler nasıl bakmalıdır? Vallahi ben Nikos Anastasiadis'in olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu biliyorum. Kendisini tanıyorum. Bugüne kadarki bütün temaslarımızda, bütün konuşmalarımızda, tartışmalarımızda bunun böyle olduğunu gördük. Yani biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanı iken Anastasiadis'in evinde yemeğe gittim. Evine yemeğe gittim. Başbakanken ofisine Annan Plan'la evet demesini rica etmek için gittim. Bu konudaki görüşlerimi kendisine iletmek için gittim. Sayın Klerides beni makamımda ziyaret etti Cumhurbaşkanı iken. Ben Sayın Klerides. Tabii Klerides. Bütün bunlar Anastasiadis'in hep bilgisi dahilindeydi. Dolayısıyla Anastasiadis'in Kıbrıslı Türklere bakışı ve Kıbrıs sorununa bakışı olumsuz değil. Ama şu bir gerçek. Anastasiadis'in çevresinde veya onu destekleyenler arasında çok olumsuzlar var. Yani kilise var, diko var. Allah bilir kimler var. Yani diğer şeyler gerici, fanatik unsurlar var. Bu bir olumsuzluk yaratmaz mı? Yaratır. Nitekim Hristofyas'ın da çözüm istediğinden bir kuşkum yoktu benim ama çok çekingendi, sebebi de ortaklarıydı. Sayın Talat, Hristofyas demişken çok büyük ümitlerle iki tarafta sizi başa getirmişti. Türk tarafı sizi, Rum tarafı da Sayın Hristofyas'ı ama birer dönemde ikinizin de Cumhurbaşkanlık serüveni sona erdi. Sadece çözüm olmamasından dolayı mı oldu bu? Çözüm olmamasının çok büyük etkisi oldu tabii. Yani çünkü ben büyük beklenti vardı. Ben seçildiğimde Kıbrıs Türk'ü çözüm heyecanı içindeydi. Her ne kadar Annan Planı Rum tarafınca reddedilmiş olsa da yine bir ümit vardı. Yani yeni bir referandum olur, bu defa kabul ederler filan gibi bir hava vardı ya da izolasyonlar kalkar gibi düşünceler vardı. Tabii bu olmayınca biz 3,5 yılımızı biliyorsunuz Papadopoulos'la geçirdik. Boşa geçirdiniz. Tabii yani 3,5 yıl bir kahve bile içemedik. Bir iki görüşmemiz oldu, o da mecburiyetten oldu. Mecburiyetten. Neyse. Son 1,5 yılda görüşmeler oldu. Yani 1,5 yılda sıfırdan, hemen hemen sıfırdan başladığımız için mihenk taşımız Annan Planı olmakla birlikte ama sıfırdan başladığımız için 1,5 yıl yetmedi bize. Fakat bu süre içinde olumlu mesajlar yerine özellikle Rum tarafından kaynaklanan hiçbir ilerleme yok falan gibi mesajlar Kıbrıs Türk'ünün moralini bozdu. Ve moral bozukluğu, Kıbrıs sorunu nasıl olsa çözülemez düşüncesi insanları başka arayışlara itti. Ve ne oldu? İşte çözüm ihtimalinin, çözüm sevincinin kalmadığı yerde çözümün liderinin
önemi de azaldı. Ama bu süreçte birbirinize sahip de çıkmadınız. Ben hatırlıyorum, Hristofyas Talat arasında çok sert atışmalar da oluyordu o dönemde. Yani eğer birbirinize sahip çıksaydınız, ilerlemeler yaşanıyor, bazı kağıtlar üzerinde anlaştığınızı daha sevecen dillerle halka anlatsaydınız ve sürenin size yetmediğini, birer dönemde daha bu işin, birer dönem daha görevde kalırsanız bu işin bitebileceği üzerine yoğunlaşsaydınız belki olabilirdi diyelim, ama artık bunlar geçmişte kaldı. Ama bak Mustafa, burada önemli bir şey var. Buyurun. Sayın Hristofyas, anlaştığımız konuları bile, duyurmayı kabul etmedi. İşte bu da o çevresinden dolayı yani kaynaklanıyordu. Yani bu iyi davranışlarla ilgisi yok bunun. Ben atıştım Hristofyas'la, doğrudur. Ama o her zaman olur. Anastasiadis'le de atışacağız. Orada bir şey yok. Ya Eroğlu'yla da atışıyoruz. Biz düşman mıyız Sayın Eroğlu'yla? Yok. Sayın Küçük'le de atışıyoruz. Biz düşman mıyız Sayın Küçük'le? Yok öyle bir şey. Ama burada önemli olan nokta şudur. Hristofyas'la bizim atışmamız, onun yaptığı bazı açıklamalar ve en önemlisi anlaştığımız hususları bile duyurmaktan kaçınmasıdır. Kaçınmasıydı. İşte o yüzden zaten Kıbrıslı Türkler ümitlerini kaybetti. Çünkü ben anlaştık, ilerleme var diyorum. O hayır, ilerleme yok diyor. Hatırlayın. Tabii şimdi Sayın Eroğlu muhatabı olduktan sonra durum değişti. Talat'la birçok konuda anlaşmıştık filan demeye başladı. Ama işten geçmişti. Ama geç kaldı. Tabii ki geç kaldı ve hem benim başımı yaktı hem kendisi de kaybetti. Az önce bahsettiğiniz o ümidini kaybeden Kıbrıslı Türkler içerisinde ben de varım. Tabii. Yani bir tarafın başında... Dolayısıyla bak, ümidini kaybeden insan eğer orijinal olarak işte Ulusal Birlik Partisi'ne sempati duyuyorsa gider onu seçer. Halbuki çözüm ihtimali olsa ve çözümü gerçekleştirecek olan Talat olduğuna göre gidip onu seçmez. Yine Talat'ı seçer. Nitekim ben %56 oyla seçilmiştim. Evet. Birinci turdan. %56 oy benim oylarım değildi ki. CTP oyları hiç değildi. Değil mi? Yani Ulusal Birlik Partililerden de oy aldım ben o dönemde. Başka partilerden de oy aldım. Tabii tabii. Referandumla çıkan sonuçtan belli zaten. Tabii. Dolayısıyla yani ümit önemlidir. Çözüm beklentisi önemlidir. Çözüm beklentisi kalmayınca herkes aslına rücu eder. Ve döner. Hatta şeyler de karamsarlığa kapılınca, UBP'li olmayanlar da karamsarlığa kapılınca, onlar da gidip başkalarına oy verir, çözüm yanlısına vermez. Ve unutmayın, bu seçimlerde çok ciddi bir, çok büyük bir oy farkı olmadı. Yani ben %43 civarında oy aldım, Sayın Eroğlu da %50 oy aldı. Yani dolayısıyla yani Kıbrıs Türk'ü ümitlerini kaybetmeseydi sonuç böyle olmazdı. Bu zaten belli bir şey. Ama maalesef... Şimdi önemli olan nokta şudur. Bu bir derstir. Evet. Bunu herkes aldı, bu dersi. Bundan sonra önümüzdeki pilav, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi, önümüzdeki pilav bizim Kıbrıs sorununun çözümünü ileri götürecek bir siyasi yapıyı oluşturmaktır. Peki, yeniden. O konuyla ilgili konuşacağız şimdi de. Az önce bahsettiğim gibi bir tarafta Talat, bir tarafta Hristofyas varken bu iş olmadıysa eğer büyük bir ümit kaybına uğrayan Kıbrıslı Türkler içerisinde bulunan bir kişiyim ben de. Doğru. O dönemden sonra artık bu işin çok zor çözüleceğini düşünüyorum. Ama şimdi Sayın Anastasiadis başa geldi Rum tarafında ve yeni bir sürecin başlayacağı artık yavaş yavaş basına da yansıyor. Bu yeni başlayacak olan süreçte bizleri neler bekliyor Sayın Talat? Şimdi bakın, bu sürecin sonuç vereceğini ben şahsen düşünmüyorum. Yani bunu da açıklıkla ifade etmem lazım. Tabii bunun sebebi koşullar uygun değil. Şimdi varsayalım ki Rum tarafı çözüme hazır hale geldi. Ama şu bir gerçektir. Kıbrıslı Türklerin çözüme olan ihtiyacıyla
Kıbrıslı Rumların çözüme olan ihtiyaçlarını kıyasladığınızda Kıbrıslı Türklerin çözüme ihtiyaçları çok daha fazladır. O yüzden Kıbrıslı Rumların daha az ihtiyacı olduğu halde çözümü ileriye götüreceği ve Kıbrıs Türk tarafını sürükleyeceğini beklemek yanlış olur. Böyle bir beklenti içine girerseniz ve Anastasiadis'in Kıbrıs sorununun çözümünü sürükleyip götüreceğini ve bunu Sayın Eroğlu'nu da sürükleyerek başaracağını düşünüyorsanız mümkün değil. Top kimdedir? Görev kimdedir? Görev Türk tarafındadır. Türk tarafının bu işi yapması lazım. Hazır Rum tarafında çözüme daha hazır. Daha hazır demek yanlış. Bunu düzeltiyorum. Çözüme hazır ama korkuları daha az Hristofias'a göre. Göreceğiz onu. Bence korkuları daha az. Onu göreceğiz. Çünkü Hristofias yani çeşitli yaraları, zayıf yanları olan bir liderdi. Komünist, Türk dostu, ateist gibi. Halbuki Anastasiadis'in bu şekilde suçlandığı söz konusu değil. O yüzden Anastasiadis daha rahat, daha cesur kararlar alabilir. Örneğin anlam planında bunu gördük. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ha, şimdi böyle bir Anastasiadis ama inanmayın. Anastasiadis Sayın Eroğlu'nu sürükleye götürüp de çözümle buluşturmaz. Bunu Eroğlu'nun yapması lazım. Şimdi Eroğlu yapar mı bunu? Soru buradadır. Ben bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu mümkün değilse o zaman doğrudur müzakereler başlayacak. Ama Eroğlu bu görevde bulunduğu süre içerisinde çözümü elde etmek mümkün değil. Peki burada bir diğer büyük görev de sanırım Türkiye'ye düşüyor. Yeni başlayacak olan bu süreçte sizce Türkiye üzerine düşen görevler arasında neler var ve neler yapmalıdır? Türkiye süreci desteklemelidir ve destekliyor zaten. Bak ilk seçimlerin ilk sonucuyla birlikte bunu Türkiye açıkladı. Biz süreci destekliyoruz dedi, biz çözümü destekliyoruz dedi ve elimizden geleni garantör ülke olarak biz yaparız dedi. Türkiye yani buna hazır. Bunun dışında Türkiye'nin ne yapması gerekir derseniz benim tek söyleyeceğim Sayın Eroğlu'nu bu konuda ne derler ona? Ne derler? Teşvik etmesi derler ama teşvik doğru bir kelime değil burada. Sayın Eroğlu'nu doğru çizgiye gelmesi için ikna etmeye çalışması lazım. Baskı demezler yani. Dolaylı olarak baskı anlamına gelir bu ama bu baskının da sınırı var. Yani bu soruyu şunun için sordum ben Sayın Talat. Siz dediniz az önceki Sayın Eroğlu'nun öyle bir niyeti var mı? Pek öyle görünmüyor dediniz. Yani tabii. Zorla çözüme hadi buyurun gidelim gibi bir niyetin olmadığı aşikar Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın. O yüzden ben size burada görev Türkiye'ye mi düşüyor diye tamam sordum. Tamam ama yetmiyor. Yani Türkiye masada Türkiye değil ki. Yani Türkiye ne kadar zorlayacak? Çünkü ayrıntıyı daha doğrusu planı yapacak olan liderlerdir. Planı hazırlayacak olan liderlerdir. Planı Türkiye hazırlamıyor ki. Meğer ki yeni Rum lideri Hristofias kadar yabancı müdahalesini reddetmezse, yani yabancı müdahalesine buyur hoş geldin derse demeye, şuna buna demek istiyorum. Hı. Ve böylece bir plan ortaya çıkarsa, o planı Sayın Eroğlu'nun onaylamasını sağlamak, Türkiye'nin teşvikiyle daha mümkündür. Ama planı sen hazırla derseniz Sayın Eroğlu'na, imkan ve ihtimal yok. Yani çok zor bir iş bu yaptığınız Sayın Talat. Yani ben dikkat ediyorum. Kelimeleri seçe seçe kullanmak durumunda olmak zor bir şey. Yani biz öyle değiliz. Biz aklımıza geldiği gibi konuşabiliyoruz ama size dikkat ediyorum. Teker teker kelimeleri özenle seçmek durumunda kalıyorsunuz. Ama söylediklerinize katılıyorum. Doğru. Öyle. Peki Sayın Dışişleri Bakanı Egemen Bağış'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Hemen. Avrupa Bakanı.
Pardon, özür dilerim. Avrupa Bakanlığı Sayın Egemen Bağış'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Aynen şöyle diyor. Rumlar devlet başkanı değil, liderlerini seçmiştir. Diyor. Şimdi Sayın Bağış bunu söylüyor da bütün dünya devlet başkanı diyor o kişiye. Yani bu Türk tarafının politikasıdır. Dolayısıyla ben Sayın Bağış'ın söylediğini yadırgamıyorum. Normaldir, doğrudur. Bizim politikamız budur. Ama dünyanın politikası bu değil. Yani bu gerçeği de bilmek lazım. Şimdi Sayın Egemen Bağış'ın bu tür tahrikkar açıklamaları Rum tarafında tabii ki büyük tepki görüyor. Biliyorum. Bir şans tanıyor Rum tarafına Türkiye'ye saldırmak için. Doğrudur, haklısınız. Ben doğruyu söylemek gerekirse çok da doğru bulmuyorum bu tür açıklamaları. Sayın Egemen Bağış'ın yapmış olduğu açıklamalar. Hiç gereği yok. Güney Kıbrıs seçimini yaptı. Ona bütün dünya cumhurbaşkanı diyor. Biz toplum lideri diyoruz. Tabii ki ifade ederken toplum lideri diyeceğiz sonuçta. Ama yani Kıbrıs sorununun çözümü için iki tarafın da ikna olması lazım. Siz bir tarafı aşağılayarak, küçük görerek, hakir görerek davranırsanız onu ikna edemezsiniz. Yani bilmem meşhur bir şey var. Anekdot var veya bir kıssadan hisse var. Derler ki atı zorla dereye götürebilirsiniz. Ama su içiremezsiniz. Bu aralar atlar dereler çok meşhur bizim basınımızda biliyorsunuz. Öyle i̇şte, mi? Tabii dere geçerken at değiştirilmez. İşte atı değil, jokeyi değiştireceğiz doğru, falan filan diye. Bunlar güzel laflar tabii siyasetin hayır, içerisinde. Hayır ama konuşudur. Gerçekten öyledir. Bu gerçektir de. At eğer istemezse siz zorla ata su içiremezsiniz. Bırakınız atı. Kimseye içiremezsiniz zorla. O zaman ne yapılır? Başka. Onu okşayarak, onu ikna ederek, onu seberek. Hadi oğlum ya da hadi kızım, hadi canım, hadi bak ihtiyacın tane var bu suya. Bak hadi iç, hadi bir de ıslık çalarsanız gaydeli onunla beraber içirirsiniz. Peki. Ama atı zorla dereye götürüp hadi iç diye zorlarsanız içmez. Onun için siyasette de böyledir. Şimdi siz zorla Rum tarafına anlaşma kabul ettiremezsiniz. Niye ettiremezsiniz? Çünkü yani örneğin 1974 zaferinden, Barış Harekatı'nın sonrasında elde ettiğiniz zaferden hemen sonra konumunda değilsiniz. Tabii 40 yıl geçti. 1974'ten bugüne 40 yıl geçti dediğiniz gibi. Ve bu 40 yıl içinde uluslararası alanda Kıbrıs'ın statüsü yani statüko yerleşti. Statüko nedir? Rum lider, cumhurbaşkanıdır. Türk lideri nedir? Toplum lideridir. Dünya böyle görüyor bunu. Dünya bunu böyle gördüğüne göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna uygun bir içtihat oluşturduğuna göre, siz hangi kapasiteyle zorla, aşağılayarak, küçük görerek ikna edeceksiniz? Öyle yapmak yerine sizin az önce saydığınız realiteleri göz önünde bulundurarak siyaseti ona göre belirlemek gerekmez mi? Tabii ki. Benim hep söylediğim budur. Her zaman böyle olması lazımdır. Ve ben siyasi yaşamımda hiçbir zaman anlaşma istediğim, anlaşmak için çalıştığım rakibimi veya muhatabımı aşağılamadım, aşağılamamaya çalıştım. Zaten herkes rakibi kadar büyüktür bu hayatta. Tabii ki. Önemli bu tabii söylediğinizde. Tabii. Daha önce bana burada konuk olduğunuz zaman size sormuştum. Rum tarafındaki ekonomik kriz ve bu doğal gaz yataklarının bulunması çözüm sürecini tetikler mi diye pek sanmıyorum demiştiniz. O dönem hala aynı fikirde misiniz? Çünkü ben eğer bir çözüm olacaksa bu ikisinin büyük bir tetikleyici unsur olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın Kıbrıs'ta siyaset ekonominin önündedir. Uluslararası alanda hep denir ki ekonomi belirler siyaseti. Ama bana göre Kıbrıs'ta siyaset belirler ekonomiyi. Gerçek durum budur.
Fakat bunun bir unsur olmasını kimse reddedemez. Bir unsurdur bu. Yani bugün doğal gaz Türkiye üzerinden giderse Rum tarafı kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazanacak. Herkes daha çok kazanacak. Hem herkes kazanacak hem Rum tarafı daha çok kazanacak. Yani bir kısmını Kıbrıslı Türklere kaptıracak olsalar bile sıvılaştırma tesisi ve onun yaratacağı o maliyetler, sadece sıvılaştırma tesisinin maliyeti değil, onun çalışmasının maliyeti, gelen giden tankerlerin maliyeti filan da dikkate alınacak olursa, bütün bunların yaratacağı büyük maliyet, doğrudan Türkiye'nin mevcut boru sistemine saplanan bir boruyla Avrupa'ya ulaşmak, gaz halinde sıvılaştırmadan çok daha ucuz zaman olur. Çok daha büyük kar bırakır. Çok daha büyük kar bırakır. Onun için akıllı adam bunu yapar. Şimdi ihtiyaçları da var. Tabii. İşte o yüzden bunlar, diyorum ben de yani ama, bir tetikleyici ama, unsur olabilir bu. Olabilir ama yine de çeşitli başka yönleri de var bunun. Nelerdir mesela? Yani örneğin bunun yaratacağı ne yani bizi 3 kuruşa satıyor musunuz veya gaz uğruna ülke satılıyor mu? Türkiye'nin hedeflerine boyun mu eğiyoruz filan gibi yapılacak olan propagandalar Rum hükümetini çok zor durumda bırakır. Bunlardan çekinebilir. Ayrıca fakirleşen toplumlar her zaman yumuşak başlı olmaz. Fakirleşen toplumlar bazen inatçı olur. Daha da inatçı olur. Direnişçi de olur. Daha da direnişçi olur. Doğru. O yüzden bunlar belirsiz şeylerdir henüz. İnşallah olumlu olur. Batılılar bunun olumlu olması için çalışıyorlar. Ben de eğer bu iş olursa bu bundan dolayı olur diyorum. Başka türlü de olacağına pek ihtimal vermiyorum. Ben de inşallah diyorum sadece. İnşallah diyorum. Siz zaten çözüme ne kadar taraf olduğunuzu her zaman belli ediyorsunuz. Bu da bir etken olursa bundan da memnuniyet duyarsınız tabii. Çok memnuniyet duyarım tabii. Sayın Talat, bir diğer tartışılan konu son günlerde müzakere yetkisinin Dışişleri Bakanlığı'na devri konusuyla ilgili. Şimdi bir kısım insanımız bunu Sayın Eroğlu'na işte aba altından sopa göstermek gibi algıladı. Bir kısmı da hayır, gerçekten de böyle olması gerekir diye düşündü. Sizce Kıbrıs Türk tarafının müzakere yetkileri Cumhurbaşkanı'nda mı kalmalıdır yoksa Dışişleri'ne mi devredilmelidir? Elbette Cumhurbaşkanı. Hiç olur mu öyle şey? Dışişleri Bakanı'nın yetkisi nedir ki? Dışişleri Bakanı'nı... Ama aynı şeyi Sayın Anastasiadis de telaffuz etti. Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs Türk halkı mı seçti? Ha, konu şudur. Sayın Eroğlu, Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil ama, özel temsilcisi gibi bir sıfatla Dışişleri Bakanı'nı görevlendirir de Rum tarafı da benzer bir tutum takınırsa o zaman olur. Özel temsilcilerin görüşmesi olur. Yani Kudret Özersay Yakovu, Özdilnami Yakovu gibi. Anladınız mı? Anladım ama konuşulan o değil. Konuşulan bu değil biliyorum. Ancak bu olursa olur, öbürü olmaz. Öbürü gerçekten aba altından sopa göstermektir. Çok ciddi tartışılıyor bu ama. Kaldı ki anayasaya göre de Cumhurbaşkanı yetkilidir. Peki. Anayasamız onu öngörüyor. Anayasa ile birlikte okunan, anayasanın bir parçası olan bağımsızlık bildirgesi bu konuyu çok açık olarak belirtiyor. O yüzden yani bu eski köye yeni adet getiremez kimse, mümkün değildir bu. Bu sadece aba altından sopa göstermek. Peki. Çok pasif bir dışişlerimiz yok mu Sayın Cumhurbaşkanım? Çok pasif bir dışişleri bakanlığımız var. Yani tamam ambargo altındayız, tamam tanınmıyoruz ama hiçbir şey yapılmaması da üzüyor bizi Dışişleri Bakanlığı. Doğru, Dışişleri Bakanlığı. Yani o kadar eleştirdiğimiz, yerden yere vurduğumuz Sayın Turgay Avcı döneminde biraz daha aktifti. Hatta geçtiğimiz gün, kurultay günü kendisiyle konuştuğumuzda sizinle de çok uyumlu bir şekilde yurt dışı temaslarını yaptığını söyledi. Yani istenilirse bir şeyler yapılamaz mı dışişleri teması olarak? Olur tabii ki. Çok hayır, pasif kaldık yani diye düşünüyorum ben. Da, yani Sayın Turgay Avcı döneminde çok aktifti dışişleri. Şimdi de oldukça pasiftir. Bunlar doğrudur. Doğrudur.
Ne yapılması lazım daha aktif olabilmesi için sizce? Sayın Bakan'ın aktif olması lazım. Bakan'a görev düşüyor tabii diye düşünüyorsunuz. Tabii ki öyledir. Yani bu yani görüşmeci olmasıyla olacak bir şey değil. Zaten görüşmeci olamaz yani. Dediğim çerçevede ancak olur. Ve Birleşmiş Milletler de böyle bir şeyi kabul etmez. Hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. Hele Dışişleri Bakanı sıfatıyla kapıdan içeri giremez. Birleşmiş Milletler onu kabul de etmez. Dışişleri Bakanı'nın siz Birleşmiş Milletler'e gidip genel merkeze görüşme yaptığını duydunuz mu hiç? Herhangi bir Dışişleri Bakanı'nın, sadece şimdikini demiyorum. Yok böyle bir şey. Senede bir kez zannedersem... Ama Rum... Hayır. Evet, evet. Yılda bir kez tüm dışişleri bakanları BM çerçevesinde tamam toplanıyor. KKTC değil ama. Hayır, KKTC zaten hiçbir yerde yok. Ben dışişleri için sorduğunuzu ben size düşünün. Onu söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın herhangi bir ülkenin dışişleri bakanıyla'yı bırak, Birleşmiş Milletler'e gidip müzakere yaptığını veya görüşme yaptığını duydunuz mu diyor. Maalesef. Hayır yapamaz zaten. Sokmazlar içeri. Onun için yani neyin müzakereci olacak? Olamaz öyle bir peki. Şey. Peki. Birinci bölümle ilgili son bir soru daha sorayım size Sayın Talat. Ne olması lazım çözüm olması için? Nasıl bir süreç görüyorsunuz önümüzdeki dönemi? Şimdi 2013'ün Şubat'ını da bitirmek üzereyiz. Artık Mart geliyor. 2015'te bizim ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yani önümüzde 2 yıllık bir süreç varmış gibi gözüküyor. Arada bizim genel seçimlerimiz de olacak. 2014 yılında nasıl bir süreç bekliyor bizi? Biliyorsunuz zamanın önüne hiçbir şey geçemez. Zaman da çok çabuk geçer. Her an bir masa kurulabilir, müzakereler yeniden başlayabilir mi? Başlarsa eğer bizim nasıl bir siyaset izlememiz gerekir? Türkiye'nin nasıl destek vermesi gerekir bu sürece? Önümüzdeki süreci nasıl görüyorsunuz? Onunla birlikte birinci bölümü kapatalım. Vallahi demin söyledim. Yani müzakereler başlayacak bir kere. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü Birleşmiş Milletler bunu isteyecek. Zaten daha öner geliyor bile. Türk tarafı müzakere edeceğini zaten duyurdu. Her ne kadar Rum tarafının Avrupa Birliği dönem başkanlığı dönemini bir şey olarak, bir kayıp zaman olarak müzakerelerde yaşattı. Bunu da yapan Türk tarafıydı maalesef. Fakat şimdi onun arkasından görüşmelere başlamak zorundadır zaten Kıbrıs Türk tarafı. Rum tarafı zaten görüşmeleri reddedemez, inkar edemez. Çünkü onun daha fazla uluslararası yükümlülüğü var. Avrupa Birliği'nin protokol onun bir gereğidir zaten Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmak. Bunun yanında uluslararası toplumun da isteğidir bu. Birleşmiş Milletler'in de isteğidir. Anastasiadis kendisi de defalarca söylemiştir. Dolayısıyla müzakereler başlayacak. Peki ondan sonra... Ama bakın, şimdi Sayın Eroğlu benim bıraktığım yerden başladı. Mı? Bıraktığım yerden başladı. Ama ne tarafa gitti? Geri. Ya işte konu odur. Geri değil ama başka tarafa gitti. Yani o yoldan gitmedi. Hayır, geriye de gitti. Anlaşılmış bazı konular tekrar tabii müzakereye ki, tabii, açılmadı tabii, mı? Tabii açıldı tabii. Dolayısıyla şimdi bu noktada diyelim ki Anastasiadis oturdu. Anastasiadis durmadan öneri getirip sürecin ilerlemesini sağlayacak değil ya. Bunu yapacak olan bizim taraftır. Yapılması gereken de budur diyorsunuz. Kim yapacak? Yapmayacak. Dolayısıyla da kısa bir süre sonra veya belli bir süre sonra bu iş yine çökecek. Yani bugün görüşmeler bitti. Yeniden başlayacak, yeniden bitecek. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Meğer ki çok büyük çıkarlar söz konusu olacak ve o çok büyük çıkarlar sayesinde her iki tarafa da çok korkunç büyük baskılar yapılacak. Bir plan gelecek gündeme, Annan planı gibi yeniden. Ne zaman? İşte bu önümüzdeki iki yıllık süreç içerisinde bir plan bekliyorsunuz siz. Hayır efendim, öyle demedim. Meğer ki dedim, eğer öyle olursa dedim. Ben beklemiyorum, hayır öyle bir şey yok şu anda. Dedim ki çözüm için adım atılması veya çözümün gerçekleşmesinin tek yolu çok büyük baskılar olacak, uluslararası baskılar olacak, uluslararası bir plan hazırlanacak, Annan planı gibi ve o empoze edilecek yeniden. Ancak bu durumda çözüm olur. Yoksa
siz daha önce o durumda bile olmadı. Sayın Eroğlu ve Sayın Anastasiadis'e bırakırsanız hazırlayın çözüm planını diye hiçbir şey çıkmaz. Ama siz masaya öyle oturmuştunuz. Baskı yok, takvim yok, hakem yok, hiçbir şey yok. Kıbrıslı tamam, süreç Mustafa, diye oturdunuz. Çıkmadı ben, bir şey. Ben canımı yani bütün canımı yedim. Çözüm için çalıştım. Kıbrıs Türk tarafında canını yiyip çözüm için çalışacak olan biri yok, onu söylüyorum. Peki. İnşallah. Ki o zaman bile olmadı. Şimdi nasıl olacak? İnşallah çözüm olur ve çözüm olacaksa da ülkemizin hayrına da olur. Bu da çok önemli. Bir şey bekleyip görelim. Yeni bir süreç başlayacak gibi gözüküyor dediğiniz başlayacak, gibi. Başlayacak, doğrudur. En kısa zamanda başlasın ve biz de önümüzü daha net bir şekilde görelim. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Yeniden araya seçimler, onlar bunlar girerse yeni bir sürecin başlaması çok zor olur diye düşünüyorum ben de. Tabii ben bir şey daha düşünüyorum. Buyurun. Yani müzakerelerin başlamasının her zaman olumlu olacağını da düşünmeyin ha. Yani müzakereler başlar, çöker, yeni bir hayal kırıklığı. Unutmayın bunu. Müzakereler başlar. Ama bunu sanırım çöker. İlk defa söylüyorsunuz. Enteresan bir şey değil mi? Bu yani müzakere başlamazsa eğer nasıl çözüm olacak? Hayır, ben onu demiyorum. Siyasi iradesi olanların, çözüm için canını yiyenlerin görüşmesinin faydası var. Yoksa bugün başlayacak olan görüşmelerin arkasından da bir çöküş getirirse bizi 5 yıl daha geriye atma ihtimali var. Bunu da hiç unutmayın. Bu bir ihtimaldir. İhtimaldir ama aynı zamanda da mecburiyettir. Çünkü şu anda yapılacak başka bir şey yok. Ona itirazım yok. Elbette olacak ama o ihtimali hiç unutmayın. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Birinci bölümünde yaptığınız değerlendirmeleri için ikinci bölümde biraz daha iç politikayı değerlendireceğiz sizinle. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz özellikle meclis konusuyla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bugüne kadar gerek bu programda olsun gerek halkın nabzında olsun kimseye saygısızlık ettiğimizi düşünmüyorum burada. Sesimiz yükselmiş olabilir, tavrımız, üslubumuz biraz sert olmuş olabilir. Ama kimseye karşı bir saygısızlık, bir hakaret içeren söylem içerisinde bulunduğumuzu düşünmüyorum. Ama bu meclisin artık bu halka hakaret ve saygısızlık ettiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Sayın Talat'ın da mutlaka söyleyecekleri olacaktır. İkinci bölüme sizden gelen mesajlar ve meclisimizin durumuyla başlayacağız efendim. Bir kısa ara birazdan birlikteyiz. Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen mesajlarla ikinci bölüme başlayalım. 4143'e SMS ve arkadaşlarımın yayına verdiği Facebook ve Twitter hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Mehmet Ali Bey lütfen geri dönün ve bizi bu düzenden kurtarın lütfen demiş Havva isimli bir izleyicimiz. Sağ olsun, teşekkür ederim. Ben zaten piyasadayım işte. Ama yani benim fonksiyonum belli. Düzeni değiştirebilecek bir kişi var mıdır bu ülkede? Kişi yoksa halk mıdır bunu kişi yapacak olan? Kişi olmaz bunu gerçekleştirecek olan. Tabii ki bir siyasi hareket olur, bir siyasi parti olur. Ancak öyle olur. Ancak dolayısıyla öyle olur. Dolayısıyla vatandaşımız ölçecek, biçecek, dartacak ve en uygun partiyi veya en uygun siyasi hareketi seçecek. Ancak bu şekilde olur. Ancak öyle olur. Tabii. İrsen Küçük'ü tebrik etmek kurultay süresince yapılanları onaylamak anlamına gelmez mi? Hayır. Yani şimdi sonuç olarak böyle şeyler karşılıklı olur. Yani Sayın İrsen Küçük yasal olmayan veya vicdani olmayan şeyler yapmışsa ki yapmıştır istihdamlar şunlar bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı da yine yasal olmayan bir şekilde Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına müdahale etmiştir. Dolayısıyla tek taraflı değil böyle şeyler. Sayın Cumhurba- Kaldı ki ne kadar olumsuz olursa olsun onaylamak anlamında değildir. Sonuçtur kutlanan o kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben UBP'liyim demesini nasıl karşılıyorsunuz? İşte, çok eleştirildi o da. Hepsi yanlış. Yani Cumhurbaşkanı UBP'li ise anayasayı iş çiğniyor demek. Yani siz de CTP'liydiniz. Oradayken de öyleydiniz ama bunu ama beyan etmek, iç işlerine karışmak hayır, partinin... Hayır, hem beyan etmekten öte
Ulusal Birlik Partili gibi davranmak yanlıştır. Bu yasaklanmıştır anayasamız tarafından. Tabii o anayasa, Sayın Cumhurbaşkanımızın da haklı bir, kendine göre haklı bir nedeni var. Halen onursal başkanlığın partinin. Hayır canım, yapamaz öyle bir şey. Çünkü anayasa der ki, partililiğini yasaklamaz. Parti üyesi olabilir. Ama kararlarıyla bağlı değildir, bir. İkincisi de tarafsız davranmak zorundadır. Hiçbirini yapmadı. Ben UBP'liyim dedi. UBP'nin iç işlerine karıştı. Aday gösterdi, bir adayı destekledi veya hiç fark etmez. Yani sonuç olarak doğrudan doğruya bir siyasi partinin iç işleyişine müdahale etti. Bu peki, anayasal suçtur, anayasal kabahattır yani, ne diyeyim. Peki. Sayın Başkan, Rusya, Yugoslavya, Çekoslovakya başta birçok federasyon dağıldı. Irak, Libya, Somali, Sudan bölündü. Kıbrıs'ta hala federasyon mantıklı mıdır? Vallahi bakın, mantık aramaya tabii gerek yoktur demeyeceğim. Yanlış olur onu söylemek ama başka seçenek yoktur. Bir sürü sebebi var bunun. Bir kere bakın, Kıbrıs Cumhuriyeti fonksiyonel federatif ama üniter bir devletti. Halkın anlayabileceği gibi söylerseniz eğer. Yani iki devlet veya iki bölgeli değildi. Türklerle Rumlar adanın her yerinde karışık yaşıyordu. Doğru. 1974'te Barış Harekatı ile birlikte ada iki bölüme ayrıldı. Bu de facto'dur. Bu de facto'nun yasallaşabilmesi için bir anlaşmaya ihtiyaç var. Daha basit anlatıyorum. Bir anlaşmaya ihtiyaç var. Bu anlaşmada ancak federasyon olabilir. Yani çünkü ancak Rum tarafı federasyona razı olabilir. Ancak dünyada, Birleşmiş Milletler de, Güvenlik Konseyi de, ki uluslararası hukuk yapıcısıdır Güvenlik Konseyi, bunu kabul etmiştir ve bunu desteklemek. Siz de federasyon yönünde gidilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Başka seçenek yoktur. Yani en iyisidir demiyorsunuz ama evet, başka seçenek yoktur. Başka seçenek yoktur. Ama bana sorarsanız şahsen, işleyebilir bir şeydir federasyon Kıbrıs'ta. Yani şimdi niye Yugoslavya örneği verilir hep? Amerika var. Federal Almanya var. Federasyondur onlar. Ya Yugoslavya şu anda federasyondur. Kendisi yani dağıldı, evet bazı bölümleri gitti ama federasyondur. Rusya federasyondur. Yani federasyon var dünyada. Çok federasyon örnekleri var. Hayır, izleyicimiz diyor ki... Hayır ama o verilen örnekler çok kötü örneklerdir. Orada yani çeşitli uzlaşmazlıklar, çeşitli kavgalar, çeşitli çatışmalar, fanatik liderlerin yol açtığı kanlı hesaplaşmalar, onlar yer almıştır. Onları örnek verirseniz ben de size Amerika'ya örnek veririm. Onlar da savaştı ama sonra anlaştılar. Savaştılar sonra anlaştılar. İnşallah biz de savaştık, biz de anlaşırız. Almanya'da savaştı da sonra anlaştı. Avrupa Birliği bir daha yumuşak, yani daha ne derler ona, merkezi kısmı daha zayıf bir federasyondur. O da savaştan sonra kuruldu. Yani federasyonların kuruluşu da var. Sadece dağılmayı örnek vermesinler. Federasyonların kuruluşları da var. Kimi dağıldı, kimi kuruldu. Ha gün gele federasyon kurulur Kıbrıs'ta. Da anlaşamazlar taraflar, da ayrılırlar. O başka bir şeydir. Ama şu anda tek seçenek federasyondur. Başka seçenek yok. Peki. En iyisi olmamasına rağmen. En iyisi olmayabileceğine rağmen bazılarına göre. Bana göre en iyisidir. Seçenekler arasında en iyisi. Tabii bana göre öyledir. Peki biraz iç siyaseti değerlendireceğiz. Yani çünkü şunu konuşabiliriz. Buyurun, yani buyurun. Bölünmenin ne getireceğini de unutmayalım. Yani bölünme küçücük ekonomi. Türkiye'nin üfürdüğünde uçacak kadar hafif ve önemsiz bir ekonomi. Türkiye'nin yanında
Türkiye'nin yaratacağı dalgayla batan bir fındık kabuğu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bizim ekonomiyi daha büyük hale getirmemiz lazım. Nüfusumuz 200 bin, 300 bin. Bu nüfusun 1 milyon olması lazım ki bir ekonomi olabilsin. Doğru dürüst çalışan bir ekonomi. Aksi halde olamaz. Nüfusun da tabii yani, kaliteli olması lazım. Kaliteli değil, hayır. Nüfusun kaliteli olması lazım diye bir kural yoktur. Nüfusun kuraldır demedim ama hayır, öyle olması lazım diye düşünüyorum. Daha iyi olur o zaman. Tabii ki. Öyle diyeceğiz. Yani daha iyi olur. Yoksa ama, nüfus olsun diye de nüfus olmaz. Hayır, nüfus önemlidir. Nüfus önemlidir. Bu nüfus çeşitli yollarla olur. Yani ya çoğalarak yahut da örneğin ülkeye turist gelerek. Yani işte güneye yılda 2,5 milyon, 3 milyon turist gelir. Madem ki bu kadar çok önemsiyorsunuz bu nüfus konusunu Sayın Cumhurbaşkanım, hem başbakan hem cumhurbaşkanı olduğunuz dönemde yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin dönüşü için ne gibi hizmetlerde bulundunuz? Çok şey yaptık canım. Bir sürü Kıbrıslı Türk döndü bizim dönemimizde. Şimdi tekrar gitmeye başladılar. Maalesef öyle. Şimdi gidiyorlar. Ve buradakiler bile gidiyor. Yani bırakın İngiltere'den şuradan buradan gelenleri, buradakiler de gidiyor. Her şeyi yapamamış olsak bile birçok şey yaptık ve bir sürü insan da döndü. Bence en önemli politikamızın olması gerekir tabii, diye düşünüyorum ben. Bir şey söyleyeyim, yalnız buradan yanlış anlaşılmasın. Ben şunu savunmuyorum. Yani nüfus akışını Türkiye'den. Hayır ama sizin hayır, söylediğinizden şey benim anladığım yani nüfus olsun da olsun turist hayır, de olur. Hayır, ben ne için nüfus dedim? Bir ekonominin sağlıklı büyüyebilmesi, sağlıklı fonksiyon yürütebilmesi için belli bir ölçeğin üstünde bir nüfusa sahip olması lazım dedim. Etraftan nüfus toplayın buraya demedim, o başka bir şey. Bu nüfusun büyüyebilmesi için de iki nüfusun yani Türk ve Rum nüfuslarının bir araya gelmesi lazım. Benim söylediğim budur. Federal çatı altında. Peki. Şimdi biraz da iç siyaseti değerlendireceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Çok önemli, çok sert eleştiriler var ülkede olup bitenlerle ilgili. Bir izleyicimiz, devamlı izleyicimiz Hakkı Bey, Sayın Hakkı Celaloğlu'nun demiş ki birinci bölümü hatırlayacaksanız meclis diyerek kapatmıştı. Sayın Önen'in de mesajı bize, desenize şimdi anayasada adı geçmekle beraber fiilen varlık gösteremeyen bir meclisi tartışacaksınız. Olmayanı tartışmak demiş bize. Güzel söylemiş bence. Evet. Şimdi tabii... Buyurun. Tabii, ben biraz fazla doluyum bu konularda, o yüzden sözü size bırakayım. Haklısınız ama yani meclisin çalışamaması, bunu konuştuk bu stüdyoda. Tabii, yasama sizinle. Yürütme yargı diye ayırmıştınız tabii, siz onu. Ayrılmıyorlar. Yürütmenin bir parçasıdır meclis bugün ve yürütme de kurultay peşinde koştuğu için aylardır. Çalıştırma görevi onun olduğu için maalesef çalıştırmamaktadır. Konu budur yani. Bunun nesini konuşacağız? Ama kurultay bitti. Yine bir şey değişmedi. Yani dün biraz yıvırlayacak belki. Sevgili izleyicilerimiz, tabii ki burada konuğumuz var. Konuğumuzun olmadığı halkın nabzında bunları daha geniş değerlendirebiliyoruz. Bu cuma günü yapacağımız programda da halkın nabzında da bunun üzerinde uzunca bir süre durmayı düşünüyorum. İşlerin yoğunluğundan dolayı ertelendi dün meclis. Dün bizim meclisimiz işlerin yoğunluğundan dolayı ertelendi. Şimdi tabii daha bizim konuşarak çok konumuz var. Bu da önemli bir konu ama bunların üzerinde durmamız lazımdır. Saygısızlık yapılıyor artık halka. Yani biz burada kimseye saygısızlık yapmadık. Kimseye hakaret de etmedik ama bize ediliyor artık halka. Bunun da cevabını vereceğimiz zamanların da geldiğini düşünüyorum artık. Çünkü oyun bile değildir yani bu yapılan açıklamalar, meclisin işlerin yoğunluğundan dolayı bir başka oturuma ertelenmesi olacak şey değil Sayın Talat bu. Evet. Bu hakarettir bize. Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu sistem böyledir. Ama peki bu sistem yani bakın, hep böyleydi ama hiç de bu kadar da kötü olmamıştı. Bakın eğer yürütme yoksa yani hükümet yoksa meclis de olmaz. Konu budur. Tabii ki bugüne kadar hiç hükümetin bu kadar zayıf olduğu, hükümetin olmadığı bile, yani hükümet yoktur bile dendiği bir dönem olmadı. Değil mi? Peki onu soruyorum ben. Neden yani daha önce yine bu sistem vardı? Daha önce işte, bunlar olmadı. Peki işte Mustafa, şimdi onu söylüyorum. Yani sadece kurultaya mı bağlıyorsunuz ya bunu? Hükümet yok.
Kurultay ne? Hükümet yok. Ya bak dikkatini çekerim. Elektriği kesen sendika. Elektriği bağlayan sendika. Adam alan adam atan. Maaş diyorum. Mazot bitti bilgisini halka veren sendika. Hani öğretmenleri atayan, hani, onları da yapan sendika. Hani kurum yönetimi? Yok. Kurum yönetimi olmayınca nasıl hükümet var? Hükümet yok. Mustafa, hükümet yok. Hükümet olmayınca, hükümete bağlı bir meclis sistemi olduğu için bizde, meclis de yok. Konu bu kadar açık ve nettir yani. Ben kimseye eleştiri yapmak istemiyorum bu konuda. Bu sistem yanlıştır. Onun için söylüyorum, yasama, yürütme, yargı ayrıdır. Ama yasama ve yürütmeyi birbirinden ayırmak lazım. Bunu ayırabilmenin en güzel yolu Harun tarafındaki sistemdir. Ha, başka yolu yok mu? Bence Amerika'daki sistemdir. Amerika'daki en güzeli odur tabii ki. Yani Rum tarafındaki kötü bir şeydir. Başkanlık sistemidir. Kesinlikle katılıyorum. En güzeli Amerika'daki sistemdir. Meclis kendi otonom çalışacak. Yürütme ayrı otonom çalışacak. Zaman zaman devlet başkanı meclisten bir istekte bulunuyorsa, bir isteği varsa çağıracak meclis başkanını veya grup başkanlarını, diyecek ki bakın arkadaşlar, bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu ülkeyi yönetebilmek için, bu ülkeyi ileriye götürebilmek için bunu yapmamız lazım diyecek. Grup liderlerini ikna edecek, onlar da gidecek mecliste çalışacak. Sistem böyle çalışıyor orada. Ha diyecekler ki partiler disiplinsizdir orada. Hayır, sistem gereği öyledir. Sistem çünkü böyle çalışıyor. Yasamanın görevidir yasama, yani yasa yapma. Yani şöyle düşün. Bizim hangi yasaya ihtiyacımız var şimdi? Diyelim ki çevreyle ilgili bir yasaya. Evet. Değil. Ki vardır. Var tabii. Şimdi çevreyle ilgili yasa yoktur diye kimi eleştirir halk? Hükümeti. Doğru olan o değil ki. Meclisi eleştirmesi lazım. Ama meclisten de hükümetin istemediği yasa tamam, geçmez Mustafa, ki. Mustafa, onu söylüyorum. Yanlış olan işte odur. Halbuki Amerika'da olsa bu, meclisi eleştirirler. Senato'yu eleştirirler. Tabii tabii. Senato çoğunluk başkanını eleştirirler. Grup başkanlarını eleştirirler orada olsa. Doğru olan budur. Ha, yürütmeyi ne zaman eleştireceksin? Yasayı yeterince uygulayamıyor diye eleştireceksin. Sayın Denktaş'ın da biliyorsunuz, siz çok daha iyi bilirsiniz. Rahmetli kurucu cumhurbaşkanımızın da en büyük pişmanlığımdır başkanlık sistemini tercih etmediğim için şeklinde söylemleri vardır. Tabii Denktaş döneminde başkanlık sistemi olsaydı bu ülke diktatörlük olurdu. Pek bir fark olmadı ama yani istediği kadar kaldı siz gelene kadar. Olsun ama yani yine hiç olmasa başka hükümetler oldu. Şu şekilde koalisyonlar oldu, bilmem ne oldu. Zarar verdi bence onlar. Ya, hayır ama hiç olmasa demokrasi açısından yararlı oldu. Peki ama artık sürecin... Artık ihtiyaç yok buna. Yani realite artık, önümüzde Sayın Talat. Artık diktatörlük diye bir şey bu ülkede olamayacağı için başkanlık sistemi olabilir. Yani tabii Sayın Denktaş da eğer olsaydı öyle olurdu şeklindeki bir varsayımdır. Yok o da canım, ama kesin eminim. Sen yoktun o zaman, çocuktun, bilmiyorsun. Bilmediğimiz bir şeyi de iddia etmeyelim o zaman size hayır, karşı. Ben biliyorum, ben oradaydım. Ben yaşadım. Ben öğrenci lideriydim. Denktaş da devlet başkanıydı. Ezerdi neler sizi, yaşattı ezerdi bize. Sizi neler çok yaşattı bize. Neler yapardı mesela ya Sayın? Çok şey yaptı. Yani ne bileyim, bir kere hiçbir toleransı yoktu sola. Yani solun ihanet olduğunu varsayardı. Kıbrıslı Türklere güvenmezdi. Bunu defalarca söyledi. Bana bizzat söyledi zaten defalarca. Bir keresinde televizyon programında söyledi. Hatırlıyorum ben onu. Gizledik ama sizden dedi. Yani birçok defa bunlar oldu. Onun için yani şimdi Denktaş Bey eleştirmenin bir anlamı yok doğru, bugün. Doğru, zaten, oralara zaten girmeyelim. O kendi dönemiyle değerlendirilmeli. O dönem öyleydi. Yani bugün baktığımızda, geriye doğru ve eleştirdiğimizde çok şey söyleyebiliriz o döneme dair ve iyi ki diyorum o dönemde başkanlık sistemi olmadı. Ama şimdi artık olması gerektiğini savunuyorsunuz. Artık toplum da, halk da o olgunluktadır, onu söylemeye çalışıyorum. Ve istiyoruz da yani biz artık Mustafa, bunu. Yani bak Mustafa, sen bilmiyorsun ama ben
henüz öğrenciyken ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yeni üye olduğum zamanda köylere biz gidemezdik Mustafa. Kahveler kapatılırdı bize. Rumlar tarafından? Hayır. Hayır. Ulusal Birlik Partisi tarafından. Kahveler kapatılırdı. Kahveciler tehdit edilirdi. UBP'nin bölgedeki kişileri tarafından kahveler kapatılırdı bize. İşte bazı şeyleri de bilmeyince sevinirsiniz. Mesela ben bunları bilmediğim için mutlu tabii, hissediyorum kendimi tabii. Şu anda. Siz eminim yaşadığınız, bunları yaşadığınız ya da, için ya da bir köye gittik, içinizde hep bir acı olarak kalmıştır bu. Bir köye gittik, bir köyde kürsüye çıktı arkadaşlardan bir tanesi haliyle eleştiri yapıyor. Hükümete eleştiri yapıyor. Kalktı oradan 3-5 kişi, bana bak dedi. Gelir indiririm seni aşağı dedi. Kes sesini. Ne polis müdahale etti ne hiçbir şey. Yürüdüler kürsüye. Düşünebilir misiniz? Böyleydi o zamanlar. Yani o zamanlar dediğiniz hangi yıllardan bahsediyorsunuz? 70'lerden itibaren, 76'dan sonra. Yani tam savaş sonrası. 76'dan sonra artık siyasi partiler kuruldu, düşünün. Siyasi partiler var. Yani bunun gibi çok örnek verebilirim size. Cesaret isterdi muhalif olmak. Büyük cesaret isterdi. Korkunç bir şeydi. Peki. Sesimiz çıkmazdı. Sesimizin çıkabilmesi için bizim elimizde boya, fırça, duvarlara slogan yazardık. Şimdi ihtiyacımız var mı buna? Yok. Bak burada konuşuyorum. Bütün muhalefet konuşabiliyor. Tabii. Yani şimdi yok bunda sorun. Ama o zaman vardı. Hem bu televizyon yoktu. Halkın televizyonu, Genç TV yoktu. Hem diğer televizyonlar da yoktu. Ayrıca televizyonlar olsa da konuşamazdınız. BRT vardı. BRT'ye benim eşim çıktı. Kadınlarla birlikte bir program yaptı. Çok beğenildi program. Bunun üzerine ikinci bölümü yapıldı. İkinci bölümü yapıldı, çekimi yapıldı. Canlı olamazdı zaten, mümkün değildi. Çekimi yapıldı. İlan edildiğine gün yayınlanacağı. Ben de oturuyorum, hadi seyredeyim dedim. O zaman zaten başka televizyon yayını da yok. Saati geldi, başka program. Soruşturuldu, neden? Teknik nedenlerle. Hikaye. Çünkü izleyen birileri, daha büyükler beğenmedi. Tabii. Ama ben biliyorum bunu, ben bunu biliyorum, bildiğim için söylüyorum. Bugün hala devlet televizyonunda bu dediğiniz vardır. Evet. Bildiğim için söylüyorum. Evet ama bakın bu ölçüde değil. İşte o yüzden bu televizyonların tabii Sayın ki. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi halkın televizyonunun da değerinin iyi bilinmesi tabii gerektiğini canım, düşünüyorum. Tabii ki canım, tabii ki. Çok iyi bilinmesi lazım. Peki. Onun için söylüyorum size yani bugün artık yani başkanlık sistemi gelirse diktatörlük gelir diyemeyiz. Ama o zaman olurdu. O zaman olurdu. Olabilirdi diyorsunuz. Peki. Şimdi bir kısa ara daha vereceğiz Sayın Talat. Aranın ardından bu kez Lefkoşa Türk Belediyesi'ni ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni biraz değerlendireceğiz. Haziran'da Cumhuriyetçi Türk Partisi de kurultaya gidiyor. Orada da olur mu böyle şenlikler? Onları değerlendireceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi bir kısa ara daha veriyoruz. Ardından son bölümle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Evet, son bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Arayı verdiğimizde haber sitelerine bir göz attım burada ve Sayın Eroğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Bugün Sayın Talat da hazır yanımızdayken bunu kendisine soralım. Sayın Eroğlu diyor ki, Anastasiadis kazandıktan sonra kendisini tebrik ettim. Önümüzdeki günlerde de inşallah oturup konuşup buluşacağız ve hemen ardından da diyor ki, anlaşma olacaksa olur, olmayacaksa bir anlaşmadır o da. Yani anlaşma olmayacaksa onda da anlaşalım. Hani vardı ya, yıllarca konuşuldu burada işte çözümsüzlük de bir çözümdür gibisinden. Sayın Eroğlu bu kelimeleri çağdaşlaştırdı sanırım. Ve anlaşamama da bir anlaşmadır şeklinde evet. Bir açıklaması var. Bakalım Sayın 2. Cumhurbaşkanımız neler söyleyecek bu konuyla ilgili. Buyurun Sayın Talat. Şimdi meşhur bir laf var bilirsiniz. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Şimdi Sayın Derviş Eroğlu'nun fikri anlaşamamadır.
diline de o vuruyor diyorsunuz. Dolayısıyla zikri de budur. İşte diyor ki anlaşamama da bir anlaşmadır. Yani daha önce çözümsüzlük de bir çözümdür dediği gibi. Peki ben şunu soruyorum bakın. Uluslararası konjonktürde anlaşamama kime yarar? Konu budur. Herkes yoluna, bizim yolumuz nedir? Ha şimdi beni şu zor durumda bırakmayın. Yani ne pahasına olursa olsun anlaşma mı? Yani Rumlar ne isterse verelim mi? Bunu sorarlardı bana köylerde. Yo, onun marifeti de liderdedir. Lider marifetli olacak. Marifetli bir lider seçecek bu halk. Ve ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun çözüm yerine iyi bir çözüm. Sizi seçti. Bulacak. Tamam işte. Marifetli olamadınız siz demek ki. Yetmedi zamanım. Sonra en marifetli benim iddiam da yok ha. Yanlış anlaşılmasın. Hiç öyle bir şey yok. Marifet odur. Yani ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar çok çözümü savunan biri olarak sizi halk seçmesine rağmen çözüm gerçekleşmedi. Söyledim size. 3,5 sene benimle kahve bile içmeyen bir adamla geçirdim. Son 1,5 senede müzakereleri başlattık, yetiştiremedik. Çünkü o da maalesef sıkıntıları olan bir liderdi. Ve o sıkıntılarını aşamadı o kadar peki, süre içinde. Sayın Eroğlu'nun açıklamalarından gidelim. Biz işte anlaşamama da bir anlaşmadır diyor. Onu söylüyorum. Yani tamamen yani anlaşamadığımızda ne olacak ki? Ne olacak bilir misiniz? Onlar yine Kıbrıs Cumhuriyeti. Biz yine tecrid altında bir şey de facto devlet. Ne olacak yani? Nedir beklenen? Nedir Sayın Eroğlu'nun beklediği? Ha dediğim gibi marifet iyi bir anlaşma yapmaktadır. Anlaşamamayı ilan etmek de değil. Çünkü anlaşamamayı ilan etmek bizim lehimize değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün Güvenlik Konseyi'nin o kararları orada olduğu sürece bizim anlaşamamayı ilan etmekle bir şey kazanacağımız söz konusu değildir. Ha şunu söylerse bana, ki söylüyor onu da aslında. Oturalım anlaşalım ki anlaşamadık. Tabii. O ayrı devlet olsun, biz ayrı devlet olalım. Bizim ayrı devlet olmamıza Rum tarafının onay vermesi imkansızdır. Ne olacak bilir miyim? Tamam biz anlaşmadan vazgeçtik yahu. Siz böyle kalın diyecekler bize. Biz buna razı mıyız? Ben değilim. Sayın Eroğlu razıdır bence. Ben değilim. Bana göre Kıbrıs Türk'ü uluslararası hukukun içine girmelidir, girmek zorundadır. Uluslararası hukukun içine girmediği sürece hiçbir şey hayrın olmaz. Benim söylediğim budur. Çözüm olmazsa tabii çok uzun bir konu bu ama çözüm olmayacaksa da eğer bir ömür çözümü beklemek yerine içeride bazı şeyleri değiştirip toparlasak. Beklemek değil, çalışacağız onun için. İçimizi de elbette ki düzeltmeye çalışacağız. Çalışıyor muyuz sizce? Hayır, çalışmıyoruz. Hayır, darmadağın ediyoruz. Neyi çalışmıyoruz? Yani sadece hükümetten, siyasi partilerden bahsetmiyorum. Darmadağın ediyoruz. Aynı fikirdeyim. Darmadağın ediyoruz. Aynı fikirdeyim. Biziz bence de burada suçlu olan halktır yani. Gereğini yapmıyoruz. Bir türlü daha iyi çalışmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi darmadağın ediyoruz her şeyi. Yani neresinden tutsak, eğitim, sağlık, çevre, hepsinde, turizm, kaos hepsinde var. Çok kötü bir durumdayız. Gelelim Lefkoşa Türk Belediyesi'ne. Şimdi sevgili izleyiciler, Lefkoşa Türk Belediyesi seçimleriyle ilgili olarak Cuma gün yaptığımız halkın nabzında 3 aday belliydi o gün. Sayın Katli Fellahoğlu, Sayın Mustafa Arabacıoğlu ve Sayın Supi Hüdaoğlu. O gün, Cuma gün, Sayın Hasan Sertoğlu'nun çok kesin ve köşeli şekilde yazılmış bir açıklaması mevcutta varken bile o günkü halkın nabzını izleyenler bilir. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin Sayın Hasan Sertoğlu'nu aday olarak açıklayabileceğini söylemiştim. İzleyenler bunu bilir. Ve bugün de alkışlar arasında her zamanki klasik eller kollar havada pozuyla Sayın Hasan Sertoğlu da Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak açıklandı. Hayırlısı olsun diyoruz. 4 oğlumuz oldu şimdi. Evet. Fellahoğlu, Arabacıoğlu, Supioğlu, Hüdaoğlu ve Sertoğlu. Onları bekleyen de çok büyük bir sorun var. Büyük bir kaos var. Ve hızla artık seçim sürecine gidiyoruz. 4 adaylı bir
yarış olacak gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz Sayın Talat Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili? Büyük bir kaos var. Seçimin önemli bir çözüme etki edebileceğini düşünüyorduk. Halen öyle mi düşünüyorsunuz siz de? Şimdi bu geç kalmış bir seçim. 2 yıl önce bu seçim olabilirdi. Yani 2 yıllık bir dönem için olabilirdi. Bunu maalesef hükümet kotaramadı. O zaman konuştuk yine. Benim görüşüm istifayı beklemeden erken seçim ilan etmekti. Bunu da yapılacak bir yasal düzenlemeyle gerçekleştirmek mümkündü. Ben yasal olarak bunun mümkün olmadığı konusundaki iddialara inanmıyorum, doğru bulmuyorum. Bence mümkündü. Geç kalmış bir seçim. 1 yıl için yapılacak olan bir seçim. Çok garip bir de durum var. Belediye meclis üyelerinin yarısı da istifa etmedi. Bu da çok acayip bir şey. Ya bu belediyenin bu hale gelmesinin sorumluluğu muhalefet millet belediye üyelerinde miydi yani? Ama şimdi muhalefet ona gözünü açtı ve şimdi diyor ki bütün belediye meclisi toplantılarını canlı yayınlatacağız ve halk görecek kim gelir kim gelmez diye. Yahu sen onu boş ver. Önemli bir şey ama. Bakın bu. Benim söylemeye çalıştığım başka bir şey var. Hayır, anlıyorum yani mutlaka etmeleri gerekirdi. Yasada yoksa bile etik olarak etmeleri gerekirdi. Ya her şeyden önce bakın yani sorumluluk belediye başkanı ve muhalefet meclis üyelerinde miydi? Tuhaf bir şey. Muhalefet meclis çok üyeleri tuhaf. İstifa etti. Ulusal Birlik Partisi'nin üyeleri istifa etmedi. Bu kesinlikle etik olarak kabul edilemez. Ha şimdi denebilir ki onlar da etti bilmem ne yaptı ama yürürlüğe girmedi ve halen görevdedirler. Ben ona bakarım. Doğrudur. Bir kısmı daha istifa ettiydi. Sonra nasıl oldu? Bir hokus pokusla geri geldiler. Hani istifa etmediler. Şu anda onların yerine seçim yapılmıyor. Ben ona bakarım. Aynen. Böyle bir şey olamaz. Aynen. Realite o. Ben belediye başkanı olsam örneğin derim ki kusura bakmayın. Siz eski yönetimin Lefkoşa'yı bu hale getiren üyelerisiniz. Ben sizinle çalışmam. Siz yasal olarak bu görevi yapamazsınız deyip onları çeşitli şekillerde ekarte etmenin yolunu bulurum. Peki seçim için ne söyleyeceksiniz? Neyse gelelim seçim konusuna. Şimdi tabii bu iş yapılmalıydı. Doğru da oldu, iyi de oldu. Geç oldu ve güç olacak belli. Adaylar iyi, yani tümü düzeyli adaylar, tümü yani alanlarında başarılı insanlar. Göreceğiz yani bilemiyorum. Yalnız bir tek şey var burada söyleyebileceğim. Buyurun. Ulusal Birlik Partisi'nin yerinde ben olsaydım aday çıkartmazdım. Ben tam tersini düşünüyorum. Hayır. Ben olsaydım aday çıkartmazdım. Utanırdım. Lefkoşa'yı bu hale getirdim derdim. Ve aday çıkartmazdım. Ben tam tersini düşünüyorum. Ben muhalefet olsaydım eğer aday çıkarmazdım. O başka bir şey. Bırakırdım Ulusal Birlik Partisi. Bir yıl daha bu işi götürsün. Onu bile yapamadı bizim muhalefetimiz. Yok. Bence o olmazdı. Muhalefet olarak olmazdı. Yani bir yıllık bir seçimle bu riski almak. Bu bir yıllık bir seçim değil. 1+4 yıldır. Değil. Öyle olacak. Değil. Ama öyle olacak sonuçta. Nasıl olacak öyle? Yani bir yıl kala gelen, bir yıl sonra yine mi seçilecek demek istiyorsunuz? Çok büyük ihtimalle seçilecek. Ama bir varsayım tabii. Varsayım değil, çok büyük ihtimalle, ihtimaldir konuştuğumuz. Çok büyük ihtimalle seçilecek. Niçin seçilecek? Çünkü en kötüsü bile bugün olandan iyidir. Lefkoşalı bundan tatmin olabilir. Peki bu kaosun altından çıkamazsan olur ki o da ihtimaldir. Şimdi şunu söyleyeyim, tabii... Adaylar bazı sözler vermeye başladı ki ben bunu doğru bulmuyorum. Yani işte yok çalışanlarla beraber yöneteceğiz, yok kimseyi işten çıkartmayacağız, yok kimseyi işten çıkartmadan bu belediye yürümez. Tabii söyledik bunun onu ben bir Lefkoşalı olarak buradan beyan ettim. Bunun anlaşılması lazım. O tür lazım. Siyasilere destek görmeyeceğini bunun düşünüyorum. Bunun anlaşılması lazım. 1000'in üstünde çalışanın olduğu bir belediye yürüyemez, mümkün değil. Bunu herkesin samimiyetle itiraf etmesi lazım. Etmiyorlar. Ha, bilmiyorum daha başlamadı kampanya. Başlayınca onu göreceğiz. Dolayısıyla ben yani geç oldu, güç olacak.
Ama doğru bir yol, bakalım göreceğiz. Peki. Sayın Tarat, Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilgili de son bir değerlendirme alacağım sizden son soru olarak. Ama bir izleyicimizin özel bir mesajı var size. Bunu okuyalım. Buna bir değerlendirme yapmanızı rica ediyorum sizden. Sayın Tarat, 74 yılından sonra özel göçmen statüsünde getirilenler uluslararası hukuka göre hiçbir zaman bu ülkenin vatandaşı olamaz. Doğru mudur bu? Doğru değil. Doğru değil. Annan planına göre olacaktı. Eğer Annan planı geçseydi veya bir anlaşma olsaydı uluslararası hukukun içine girmiş olacaktı herkes. Ama şu anda? Şu anda değil. Değil, peki. Ancak... Zaten onun için anlaşmaya ihtiyacımız var, onu söylüyoruz. İzleyicimiz de öyle devam ediyor. Ancak bir anlaşma sonucunda insani nedenlerden dolayı olabilir. İnsani değil, anlaşma gereği. Anlaşma gereği. Bu durumu hiçbir siyasi ifade edemiyor. Bu durumu neden hiçbir siyasi ifade edemiyor demiş. Nasıl edemiyor? Ben ediyorum ya. Nasıl edeyim? Yani bu kişilerin hiçbir zaman vatandaş olamayacağını, ancak bir anlaşma olması halinde vatandaş olacağını... Öyle tabii ki, zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan yok ki Türkiye dışında. Bir tek Türkiye'nin gözünde vatandaş. Hayır. Tabii ki de eğer bir anlaşma olacak olursa, ancak bu kişiler yeni kurulacak Kıbrıs'ın veya evet. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aynen. ismi ne olacaksa aynen. vatandaşı olabilir. Evet. Aksi takdirde olamaz. Yani evet. bizim pasaportları buradan götürmemizden olmalarına olmuyor, imkan tabii, yok. Tabii, peki, çok teşekkür ediyoruz izleyicimize de. Son soru, artık Sayın Tarat, yavaş yavaş programı kapatıyoruz. Bir kurultay geride bıraktık. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultayı da yavaş yavaş yaklaşıyor Haziran ayında. Fazla detaya girmeden şunu sormak istiyorum size. Sayın Özkan Yorgancıoğlu'na bir dönem daha, en azından bir seçim dönemi geçirmesi için bir hak tanınmalı mıdır? Yoksa seçim öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bir kan değişikliğine ihtiyaç var mıdır? Şimdi yani bu soru biraz garip bir soru oldu. Sizin çünkü, zaten en sevdiğim hayır, taktiğiniz hayır. beğenmediğiniz soruları eleştirmektir. Soru hayır. çok açık bence. Hayır, hayır değil. Çünkü daha aday var mı yok mu belli değil. Değil mi? Bence var. Hani nereden? Ben bilmiyorum. Aday var mı yok mu belli değil. Yani zaten bir onu dönem da sormadım ben. Bir dönem daha verildi mi, verilecek mi belli değil. Aday olabilir, delegeler yani seçmenler bunu verebilir. Ben zaten bütün bunları bir kenara bırakarak tamam soruyorum size. Tamam canım. Yani şimdi şudur. Aday çıkmamalı gibi bir iddia doğru bir iddia değil. Çıkabilir aday. Ben sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum burada. Sizce Cumhuriyetçi Türk Partisi 2014 yılındaki seçime Sayın Özkan Yorgancıoğlu liderliğinde mi gitmelidir? Hayır canım. Yoksa üyeler kimi seçerse onunla yoksa gitmelidir. Yoksa bir kan değişikliğine ihtiyacı var mıdır partinin? Buradaki fikrinizi öğrenmek bak, istiyorum. Bak ikinciye cevap vermiyorum, veremiyorum. Yani ihtiyacı var mıdır ben bunu bilmem. Birincinin de sorusunu beğenmedim. Hayır. Bunu bilmem yani kan değişimine ihtiyacı var mıdır? Neden? Bunu ben bilmiyorum. Peki bir fikriniz yok mu, bir değerlendirmeniz yok mu bu konuda? Olması lazım bence. Ya benim her şeyle ilgili bir değerlendirmem var. Buyurun yapın. Ama ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultaya giderken iç işlerine karışacak şekilde değerlendirme yapmam ki ne münasebet. İç işlerine karışmak hayır canım, değil öyle bu parti şey genel benim başkanlığı yapmış şudur. Bir kişinin fikrini hayır, beyan hayır, etmesi. Hayır, öyle bir şey yok. Eroğlu da öyle diyor. Ben fikrimi söyledim diye. Hayır, Sayın Eroğlu birebir çalışıyor delegelerle. Neyse falan, o ayrı. Ben bu konuda bir şey söylemem. Sadece şunu söylerim. Yani işte bir dönem verilmeli, iki dönem verilmeli, birine üç dönem verilmeli. Bunun takdiri üyededir. Ve üyelerin seçtiği delegededir. Şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi delegelerini belirliyor bildiğim kadarıyla ilçelerde. Dolayısıyla bu belirlenen delegelerin iradesi önemlidir burada. Aynı bırakır, değiştirir. Bu onların bileceği iştir. Ben delege değilim. Ben delege değilim. Dolayısıyla oy kullanacak değilim. Dolayısıyla benim hiçbir gücüm yoktur. Orada. Dolayısıyla fikrimi söylememe de gerek yoktur. Hayır, fikrimi evet. soran insanlara... Ben sordum mesela... Basına değil, soran insanlara fikrimi çeşitli yönleriyle söyleyebilirim.
Ama bugün zaten böyle bir fikrim de oluşmuş değil. Peki daha süre var o güne kadar. O gün konuşuruz. Bekleyip görelim deyip ortada bitirelim bu işi. Sayın Talat, son sözlerinizi alalım, programımızı evet, kapatalım. Ben önümüzdeki pilava bakalım diyorum. Evet. Önümüzdeki pilav bizim hem iç konularımızdır tabii ki. Kıbrıs sorunu da ikinci önemli konumuzdur veya aslında birinci konumuz odur. Hele güneyde seçimler olduktan sonra artık bu konu daha da gündeme gelecek, daha da önem kazanacak. Buralara konsantre olalım. Konsantrasyonumuz buraya olması lazım. Uluslararası hukukun içine girmediğimiz sürece iç yapımızı mükemmeliyete kavuşturamayız. Bir miktar düzeltebiliriz. Bir miktar iyileştirebiliriz. Yani işte tekrar bir seçim olur, Ulusal Birlik Partisi gider yerine daha becerikli, daha fazla iş yapabilecek bir başka hükümet kurulur. Örneğin 2004'te kurduğumuz hükümet gibi epeyce de uzun süre başarılı bir şekilde gitti 2006-2007'ye kadar ekonomide de özellikle. Sonra uluslararası krizin de etkisiyle bazı sıkıntılar yaşandı falan. Öyle bir yapı oluşabilir ve iyiye gidebiliriz ama unutmayın. Nihai iyilik uluslararası hukukun içine girmekle mümkündür. O zaman çünkü Avrupa Birliği'ne üye olacağız. Avrupa Birliği'nin müktesebatı uygulanacak. Ha diyeceksiniz ki Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi perişanları oynuyor. Doğru da bundan sonra bunun olmaması için tedbirler de alınıyor. Bunu unutmayalım. Yani Yunanistan'ın yaptıklarının yapılamaması için başka ülkelerin almıyor. Başına da gelmemesi için. Örneğin şimdi İspanya'nın da sıkıntı yaşaması üzerine Avrupa Birliği'nde yeni bir eğilim ortaya çıktı. Diyorlar ki bundan sonra her ülke kendi bütçesini komisyona danışarak uygulayacak. Allah bozdur. Yani demek ki egemenliklerinden daha fazla taviz verecek ülkeler ve komisyonun da söz hakkı olacak. Çünkü neden? Komisyon bütün Avrupa'yı idare eder. Ve koruma amacındadır. Onun için. İşte bütün bu gerçekleri düşünerek, değerlendirerek biz de uluslararası hukuka behemehal girmeliyiz. Benim söylediğim budur. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Talat. Bu arada dünkü kurultaydan, önceki günkü kurultaydan sonra sanırım sizin de 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibiniz değişti. Sayın Eroğlu'ydu, Sayın Küçük olacak gibi gözüküyor değilim. Esprili bir yaklaşımla programımızı bitirelim. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız programımıza geldiğiniz için. Sevgili izleyiciler, 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat ile birlikteydik bu akşam. Gerek Kıbrıs konusuyla ilgili olsun, gerek iç politikayla ilgili olsun çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Sizler de mesajlarınızla katkı koyduğunuz programımıza, sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz gün pazar gün kurultayda şahsıma ve kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı bir kez daha sizlere teşekkür etmeyi bir borç bilirim diyorum. Cuma gün halkın nabzında özellikle işleri yoğun meclisi konuşmak üzere sizleri ekranlar karşısında saat 16.30'da bekliyor olacağım efendim. Cuma gün 16.30'da halkın nabzında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.